Birkaç salkım üzüm hediye getirilmişti. Etrafındakilere birer salkım dağıttıktan sonra kendi payına düşen salkımı aldı. Üzümleri yemiyor, onlara garip garip bakıyordu. Sanki hayatında ilk kez böyle bir meyve görür gibiydi. Yanındakilerden birisi dayanamayıp sordu. "Efendim, üzümü bol olan bir memlekette yaşıyoruz ve elinizdeki de üzüm. Halbuki siz her şey olduğu gibi üzümü de dikkat inceliyorsunuz. Üzümde ne gariplik olabilir ki?" Gülümseyerek arkadaşının yüzüne baktı. "Geçenlerde bir üzüm bağına girdim. İki parmak kalınlığında bir üzüm asması gördüm. Üzerine asılmış olan salkımları saydım. 155 çıktı. Bir salkımın tanelerini saydım. 120 kadar oldu. Yani her bir asmada yaklaşık 18.600 üzüm tanesi bulunuyordu. Düşündüm, eğer asmanın bu kuru çubuklarından kesintisiz ballı su muslukları aksa, bu yakıcı sıcaklıktaki su ihtiyacına ancak yetecek. Halbuki bazen azıcık bir rutubet, bir ıslaklık ancak eline geçiyor. İşte basit diye nitelendirdiğin üzümün garip hallerinden sadece biri." Konuşması bitince üzümü alttaki tanelerden başlayarak yemeye başladı. Bu kez başka bir dostu merakla sordu. "Üzümün garipliklerini anladık da neden salkımın altındaki tanelerden yemeye başladınız?" Bu soruya da cevabı gecikmedi. "Üzüm salkımının altında küçük ve tatsız taneler var. Alttan başlıyorum. Çünkü ben üstteki iri ve tatlı tanelere ulaşıncaya kadar belki bir dostum gelir. Bu iri ve tatlı taneleri bu gelen dostuma ikram edebilirim."